O zaman ayna kapansın, Gül Hanım kendine baksın. Müzeyyen senelere benzer. Döveceğim, döveceğim der. Yok artık. Yemin ediyorum dur, yok. Dur, dur. Sadece önce ya kendinize dur. Bakın. Sonra yorumunuzu alacağız. Önce şaka bir bakın. Oldum ya. Sonra öne alınca sizi yorumunuzu alacağız. Önce kendinize bakın. Ya ben bu saçı bozmayacağım ya. Çak. 80'de ne yapmıştı? 80'de. Nasıl yok ya? Arka taraf... Ha, tamam pardon. O zaman. Görmesin kıskanır vallahi. Şöyle öne alayım sizi. Ya ben olmaz böyle bir şey ya. Bir resim patlatalım mı? Efendim? Bir resim çekelim. Resim patlatalım. Resim patlatalım. Zaten Özge Hanım gelirken de mevzuya gelir gibi böyle hepimizin hayırdır gibi. Tabii ben de o yüzden böyle çağırdım. Her masaya bir hayırdır yap. O zaman ayna kapansın. Bir resim alalım değil mi? Bir resim. Gül Hanım. Siz bana dolma verdiniz mi, ben resim çektireceğim sizi? Ya. Siz yemin ediyorum bak yarın son günümüz değil mi? Menfaate gel. Dolma, acık dolma verirsen bana ben sana... albüm yaparım sana. Peki Gül Hanım, nasıl buldunuz kendinizi? İstediği dolma olsun, ben yaparım. Kendim inanılmaz böyle hakikaten şu an gerçekten burada 80'leri bir tek ben gösteriyorum. Öyle mi? Ama hakikaten bak Allah'ını seversin şuraya bir bak ya. Bir döneyim bir bakın Allah'a bak. 80'ler dizisindeki gibi oldu bak, gerçekten. Bak 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 bak. Zeyyen Senere aynen. Yani Muazzez Abacı da olabilirim. Yani bu aralar bayağı bir sanatçı oldum gittim yani. Bütün sanatçılara benziyoruz yani. Yaz Müzeyyen Senar. Hadi ya. Hadi Müzeyyen Senar. Çek. Müzeyyen Senar ama ses sanatçısı. Ses mi? Ama saç rengi itibariyle de çok benziyor. Değil mi? Yani al bak Allah bak şuraya bir bak ya valla. Yani böyle bir şey olur mu ya? Bak bak bak. Nasılım? Yani kötü diyemem. Öyle bir durdunuz ki. diyemem. Nasılım? Müzeyyen Senar'ı. Seviyorsa kötü değil. Alacağız onların yorumlarında zaten. Gül Hanımcığım. Siz biliyorsunuz nasıl olduğumu. Muhteşem. Tabii. Saçınız balon gibi duruyor şu an. Patlayacak. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Allah sahibinize bağışlasın. Amin. Çok sağ ol, çok var ol. Peki makyajınızı nasıl buldunuz acaba? Makyaj da iyi. Zaten kendi söyledim kendisine de. Fondöten nedir? Vurma dedim. Çünkü dedim o biraz ağır geliyor hem bana. Az bir pudra vur, krem vur, pudra vur dedim. Kuşumu koy şuralara. Kuşumu koy dedim. Sağ ol. İki günde kuşumu koydun. Allah razı olsun. Bak kuş yakışıyor değil mi? Efendim. Kuşsuz olur mu ya? Değil mi? Bugünkü ne? Dün güvercindi. Öyle dediniz. Şurada bir güvercin dediniz. Tamam. Bugün de güvercin değil. Bülbül. Bülbül olsun. Bülbül kuşlarımız da yerinde. Nasıl buldunuz? Evet. Eline emeğine sağlık. Yani zaten ikinizin modeli de birbirine benziyor. Yani bence benziyor sen benim ya? Yaptığım hatayı yapmışsın. Bu tam 80'ler değil. Değil 90'lar mi? 90'lar mı? 90'lar biraz daha eski. Azıcık 70'ler. Çünkü mi? Niye? Çok daha kabarık. Yani 80'ler olması için yapacağım bir hareket vardı. Yanları yapıştırsaydın, ortada bir iz bırakıp ön ve arka daha kabarık olsa tam 80'ler olurdu. Şimdi sen de diyeceksin ki çok o kadar biliyorsan niye yapmadın diye de onu aldım senden. Ama şey bak, geçenki topuzunda mesela dipleri çok krepe attın ya. Orada da ne yorum yapmıştım? Konsept saçı, yani 80'ler saçı gibi oldu diye de yorum yapmıştım. Yani o hareketi yapsaydın, tepeyi daha krepe, böyle daha kabarık. Şu yan bölümleri de Özge Hanım az önce filminde bir resim gösterdi ya. Aynı onun gibi şu bölümlerden dikey bir şekilde yukarı alıp bağlasaydın. Yani bir iz vereydin, çok balon olmuş. Bu da konsept saçı da 80'ler değil. Bence. Yani arada 10 fark var en azından 2019 olması da. Ya benimki tabii şimdi. Ama seninki 80'ler değil. Bak güzel. Şimdi... Hatta şu geçişlerini de beğendim. Mesela bak şurada tane tane o detayları vermişsin. Böyle direkt düz taramamışsın. Teşekkür ederim. Güzel, eline sağlık ama 80'ler değil, daha eski. Daha aşağıda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hani 80'leri yaşamadığım için. Ama yanındaki makyöz neydi? Yaşamadık ama biz profesyoneliz. Anlatacağım, oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Ben gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla işte televizyonlardan, Yeşilçamlar'dan onu esinlenerekten zaten böyle bir şey yaptım. Ben 80'ler olarak düşünerekten yaptım.
Tabii bu, sizin görüşünüz bir 60-70'ler gibi daha aşağıda. Bana 80'ler gibi geliyor buradan baktığımda. Benim modelim de beni 80'ler diye funkçı saçı yaptırdı yani ona bakarsan. Yani bu dediğim iki hareket vardı. Özge Hanım'ın o filminde yaptığı gibi kulak bölümünden alıp tepeye bağlasaydın tam anlamıyla 80'ler olurdu. Bu biraz daha zaten eski. Zaten Gül Hanım şey dedi, 80'lerde dedi ben böyle modeller kullanıyordum dedi. Biraz benim, da ondan esinlendik biz. İşte benim model dedi. Yaşı sen de benim hataya yaşı da şimdi yaşı da i̇şte büyük müsait olduğu için o şekilde ben bu şekilde çok kullanıyordum benim böyle içe doğru. Benim tipim kısmı yani 80'leri andırıyor yani. Ne yapsan da. Evet evet andırıyor tip olarak aha. Andırıyor aynen. Bizim amacımız bugün tam 80'leri yaşatmaksa eğer ki benim yaşatmadığım gibi sen de benim hataya düşmüşsün. Yaşamadığım için düşünmüyorum. Ben izlenimlerime bakaraktan yaptım. Ramazan sen hanımefendi de işte onu vallahi geçmişte kullandığı için bu modeli tarif etti. Ona uygun bir şekilde yaptım. Sevgili Özge Hanım yani yorum da yapmak istemiyorum. 80'leri yaşadık diyoruz. Karşı çıkılıyor. Saça dokunuyoruz. Ne oluyor diyoruz. Saça tabii ki şimdi 80'ler konseptiyle biraz önce Evrim'e de aynı şeyi söyledik. Beni andırmadı açık konuşayım. Çok 80'ler gibi gelmedi bana. Gelmedi yani. Şimdi ben şeyimi söylüyorum. Eline sağlık yine de arkadaşım. Arkadaşıma yani şey çok güzel yapmışsın ellerine sağlık demek isterdim. Yani tabii ki yine emeğine sağlık ama hiç 80'lerle alakası yok. Ben direkt baktığımda şuraya bir tane ben, buraya da bir tane böyle kurdele gibi. Saçta siyah, Bergin Doruk 60'lardayız. Aynen. Yani 80'lerdeyiz. Benim dediğim mevzu o zaten. Ama eski. Emeğine sağlık tabii ki şeyi güzel. Tarama yani güzel. Konsepte uygun değil. Hı. Direkt Bergin Doruk. Şuraya bir tane ben, buraya bir tane kurdele böyle tamam. Hiç yani aslında işçiliğine değil. İşçiliğe değil evet. İşçiliğine değil. İşçiliğine konseptimizi. Bugünkü seçilen saç modeline yakınlığına göre aslında tartışılıyor şu an. Yani şöyle işçiliğin söyleyeyim. Bayağı beğenildi ama 80'leri çok yansıtmıyor diye. Şöyle söyleyeyim. Ya arkadaşlara bir şey diyemem bu konu tabii de. Ben böyle hayal ettim 80'leri. Evet, keşke makyajını çıkarsaydım bak şu 80'ler daha çok an. Tepeyi kapat vallahi aslan 80'ler. Tokası falan. Ya Güven de yani, bence o aklıma geldi. Güven Bey de benim gibi modelinin üstüne şeyine uğramış. İsteklerinin kurbanı İsteklerine olmuş. İsteklerine kurban olmuş. Aynen. Ya, bence güzel ya. Makyaj? Makyaj uygun. Makyaj güzel. Beğendiniz. Aha, beğendim. Eleştiriye açık değil diyorsunuz. Yo yo iyi. Peki sizce? Makyajda sorun yok ama 80'lerin makyajı da değil. Saça daha çok uyarlanmaya çalışmış. Yok hayır. Bir de olsa hani ben biraz daha olurdu. Gözleri biraz daha renkli isterdim. Hani 80'ler ya. Ama şimdi iki renk var gözünde zaten. 50'lerde 60'larda. Mavi pembe iki renk var. Bir üçüncü pembeyi renk. Pembeyi hiç göremiyorum. Var yakından bakarsan. Pembe, böyle girebilirsiniz iki yani. İki renk var yani daha için. Üç renk kullanamazdım. Bir bak istersen. Hem de neon pembe var. Evet. Uzaktan görülmüyor ama. Gördüm. Şimdi gördüm. Emel'cim ama hani çok soft geçmişsin o zaman. Öyle söyleyeyim. Yani bir de ruj o kadar patlayınca fazla tabii. Vursa benim gözüme yakışmıyor. Ben az yap dedim. Şimdi ruj çok şu, neon bugün size yakışma günü değil. Gül Hanım bugün size yakışma günü değil. Ne günü evet. De bugün? Modellere yakışma günü değil. Ama bugün, soft dediğin hani nasıl kendimizi yapsaydın? Gösterme günümüz. Yani bugün bize benim verilen bir konsepti birebir yani. Çıkartma günü. Rujun rengi çok 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 80'ler değil. Bu çok arada kalmış bir pembe. Kırmızıya da yakın, nar çiçeğine de yakın. Daha açık renk olsaydı. Daha açık bir pembe. Niye daha pembe yaldızlı, 80... daha simli veya daha ıslak gibi ama bir pembe zaten olabilirdi. Ruj değil, bu çok parlak. Nar çiçeği bir ruj. O dönemin ruju değil. O dönemlerde bu rujlar yoktu. Fondötenini çok ince tabaka sürmüşsün. Çok iyi yapmışsın. Diğer günlerde o fondöten çok kalın duruyordu. Evet. Bugün cildi evet. Daha kırışıklıklar en azından daha az gözükmüş ince fondötenden yani dolayı. Yani bugün krem de var. Yani özellikle öyle olarak. Dedim. Yani özellikle. Onun haricinde saç, ben yine saça geleceğim mutlaka. Kusursuz ama... Yala tutturamamış olabilir. Ama yani. Evet ben şu anda hissediyorum biliyor musun? Saç ve makyaj sen 20 direkt... yıl geriye gitmişsin. Hayır 20 hayır, yıl değil. 20 yıl. Ben şöyle daha söyleyeyim. Ben hayır, herkesin uyuyor. İşte hissettiği atmosfer farklı. Evet. Şu an onu hissediyorum. O atmosferi aldım. Yani. Gerçekten o kadar geriye mikrofon? Gittim. Ya hepimiz tepeden tokat atacaktık. Bana bu hissi yaşattığın için ayrıca sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vallahi o kadar duygulandım görünce. Ben size teşekkür ediyorum. Ne demek? Saadet senden de bir kısaca yorumunu alalım. Puanlamaya geçelim. Emel Hanım emeğinize sağlık. Bugün fondöteni güzel sürmüşsünüz arkadaşımın dediği gibi. Teşekkür ama ederim. Ama ben bugün düğüne gider gibi bir makyaj olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle 80'ler değil. Kesinlikle belki de 60'lar, onu bilemiyorum ama bugün ben bunu düğüne gider gibi gördüm makyajı. Yani ne olsaydı sizin için 80'ler olurdu? Yani şöyle böyle yapsaydı 80'ler olurdu bu makyaj yani dediğiniz şey nedir? Birazdan benim mankenimde görecekler. Peki. Daha böyle renkli, arkadaşın dediği gibi üç renk falan olsaydı, yanaklar daha belli olsaydı. Daha kesinlikle pembe. 80'ler olabilirdi. Yani. Bu aşağında sizin istediğiniz önemli değil. Bizim burada arkadaşlarının yaptığı makyaj tamam. ve sanat önemli ki biz puan verebilelim. Burada smokey eyes mi yaptım ben anlayamadım şu anda. Nasıl? Yani gri ve siyah kullandım. Buğulu göz makyajı dediğimiz smokey eyes mi yaptım? Acaba ben onu göremiyorum yani ben 3 renk var ondan sonra neon parlak ruj var cildi gayet pürüzsüz. Ben kötü demedim makyajınızı yanlış anladınız da konsepte uygun değil dedim arkadaşım konsepti sen hiç anlamıyorsun ki ya. Habire konuşuyorsun 80, ya. Hayır konsept 80'ler makyajı. Habire konuşuyorsun makyajı. Yani hiç peki. dinlemiyorsun ki. Sen nereden dinliyorsun onu merak ediyorum ben. Diyorum ki bugüne uygun değil çok güzel olmuş ama sadece düğüne giden makyaj diyorum şu sana. Şu düğüne giden makyajın tanımını da ben öğrenmek istiyorum. Tamam 80'lerde belki düğüne yapmışım. Gidiyor. İşte 80'lerde düğüne gidiyor tabii saçını yaptırmış takısını var. Takmış nereye gidiyor hamama gitmiyor zaten yani. Zaten saç da olmamış düğüne ki 80'ler gidiyor, olmamış zaten. Güzel kavuruyorsun ha. Nasıl? Aynen çok güzel sana böyle şey hemen dönüyor yani. Hayır, gerçekten bak, düğüne gidiyor bu bayan. Ya bak. Bu kadar celallenme. Yani evet, çok tamam da çok celalleniyorsun ya. Ama gerçekten. Biraz ele, sen buraya niye geldin eleştiri ama almaya gelmedin önce mi? Önce şöyle söyleyeyim sana bak, renk ben yok Özden deniliyor bak, ne seni, kullanacaktım? Ama sende şu var. Bu tarafta iyi konuştuğu zaman iyi oluyorsun. Burayı bırak Özlem kötü konuştuğunda Özlem de kötü oluyorsun. Bunu bırak. Kimseyle kötü olmuyorum i̇yi ben. İyi konuşanla iyi konuşuyorsun. Herkes kötü konuşana kötü bak, konuşuyorsun. Herkes bak bu renklerden kullandım hayır. Görüyor musun? Ya istersen hepsini sür. Biz onların böyle paylanço gibi yapanı da gördük. Ben senin tavrını eleştiriyorum. İyi konuşana iyisin, çünkü kötü konuşana kötüsün. Çünkü haksızlığa gelemiyorum ben. Bugün 80'ler değil, işte 60'lar modeli dediler modelime. İşte 70'lerin dediler ama 80'lerin olmadığını söylediler. Ya konuşmak için konuştular diye düşünüyorum. Bence 80'lerdi yani, ben kabul etmiyorum. Saadet'in sorunu bence beni kıskanması. Çünkü yaptığım makyajların iyi olduğunu o da biliyor. Bu da onun işine gelmiyor. O yüzden sürekli bana eleştirilerde bulunuyor. Olsun sorun değil. Var mı başka söyleyeceğiniz bir şey? Hemen puanlamaya geçelim o zaman. Yoksa ki yok. Puanlamaya geçelim. Gül Hanımcığım. Efendim canım. Son güne gelmek üzereyiz. Bir gün öncesindeyiz. Evet. Bugün 4. günde kendi kuaförünüze ve makyajınıza kaç puan vermek istersiniz? Evet. Düşünme hakkımız var değil mi biraz? Birazcık düşünebilirsiniz tabii. Evet. Gerçekten dün de beni çok mutlu ettiler. Bugün dünkünden daha da fazla mutlu ettiler beni. Gerçekten. O yüzden makyajıma, kuaförüme vereceğim puan... 5. Çak güven çak. Gül Hanım bugün de teşekkür ederim. Sensin diyor ve 5 tam teşekkür puan ederim. Veriyor kendi kuaförüne ve makyajına. Peki sizler acaba Güven ve Emel için kaç puan vermek istersiniz? Buyurun yazın. Ben makyajını bugün beğendim. Bugün konseptimiz uyumlu olarak bir bunların saçı var. Güzel değişim. Bu ikisinin saçı, bunların saçı var. Bugünün günün kendisi bunlar olmadı. O zaman 2 veriyorum.